Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yılın en önemli aylarından biri Şubat ayı sizin için. Güneş 18 Şubat'a kadar burcunuzda ilerliyor. Bu ay doğan tüm Kova burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Yükselen kovalarımız için de çok önemli bir ay içerisindeyiz. Çünkü burcunuzda gerçekten gezegenlerin bir toplantısı var. Evet hemen ayın başında 1 Şubat'ta Venüs'ün de kova burcuna gelmesi. Burcunuzdaki bu e, birikimi arttıracak Güneş, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Merkür burcunuzda. E, dolayısıyla Şubat ayı aslında hayatın her alanında çok önemli tesirler getiriyor sizin adınıza. Evet Merkür Retrosu devam edecek bu ay. 20 Şubat'a kadar. E, Merkür retroları çok e, sevimli olmayabiliyor. Bazı tabii ki sorunlar, iletişim sorunları ve günlük hayatımızdaki planlarda, programlarda biraz ertelemelere yol açabiliyor. Ama bazı fırsatlar da getirebilir. Bunu unutmayın. E, çünkü güçlü gezegenler etkisi altındasınız. Ve bunlar Venüs ve Jüpiter gibi iyicil gezegenlerde. E, bu ay e, Güneş-Jüpiter kavuşumu da özellikle güçlenecek, etkili olacak çok güçlü fırsatlar, şanslar da getirebilir size hayatınızda. Evet, Merkür Retrosu bir şeyleri gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz için bir fırsat aslında. Yani bir proje var hayatınızda, hedefleriniz var, planlarınız, programlarınız var şimdi Merkür retrosu bunları daha detaylı ele almanız için bir fırsat olabilir. Ocak ayında başladınız diyelim ya da birkaç aydır hazırlıkları devam ediyor. son rötuşları yapabilirsiniz. Detaylarla ilgilenebilirsiniz. Göremediğiniz bazı fırsatları görmeniz mümkün ya da daha önceden hayatınızda değerlendiremediğiniz bir şeyleri değerlendirebilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir eğitimi ele alabilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir iş projesini tamamlayabilirsiniz. Uzun süredir ilgilenmediğiniz bir hobinizle ilgilenebilirsiniz. Hep bunlar geçmişten gelen tesirler. Bazı nostaljik etkiler de getirebilir tabii ki hayatınızda. Özellikle ilişki dinamiklerinizde. Ee, arkadaş grupları, görüşemediğiniz kişilerle haberleşmeye, karşılaşmaya. Ee, bunları da yoğun bir şekilde bu ay içerisinde görebiliriz. Ve 11 Şubat'ta Burcunuz'da bir yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar getirecek tabii ki. Yeni gündemler getirecek. Özellikle doğum gününüz 5-15 Şubat arası ise bu yeni ayın size tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa ve genel gezegen yerleşimleriniz 23 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü bir yeni ay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Her alanda hayatınızda. Şimdi gezegenler çok olunca tabii ki birçok faktörde devrede oluyor. Yani bu da ilişkiler olabilir, işbirlikleri, bireysel girişimleriniz olabilir, yer değişiklikleri, kariyer hedefleriniz, genel kişisel imajınız, bakımınız, sağlığınız. Tüm bunlarda içinde bulunduğunuz şartlara göre, amaçlarınıza göre bazı hedefler belirleyebilir. Yeni olasılıklar, yeni yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. 20 Şubat'a kadar bunları gündeme getirmek, Bunlarla ilgilenmek, toparlamak, planlamak doğru olacaktır. 20 Şubat'ta Merkür'ün de düzlenmesiyle beraber artık muhteşem bir şekilde çok güçlü bir enerjiyle harekete geçebilirsiniz. Eylemlerde bulunabilirsiniz. Özellikle imza, sözleşme gibi yasal bazı uygulamaları lütfen 20 Şubat sonrasına mümkünse bırakmaya çalışın. Daha sağlıklı olacaktır. Önemli alışverişler, yatırımlar, parayla ilgili konuları da biraz daha dikkatli ele almakta fayda var. Evet bu ay ay ortalarında özellikle yine sizin için çok tesirli olan bir açı etkinleşiyor. Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı. 2021'in en önemli açılarından birisi bu. Bu ay yaşayacağız bunu. 17 Şubat'ta netleşiyor ama birkaç gün öncesi sonrası da tabii ki tesirli olacaktır. Haziran ayı ve Aralık ayında da tekrar etkinleşecek bu açı. Aslında kolektif bir açıdır. Yani toplumsal alanlardaki etkileri daha güçlüdür biraz sistem değişimleri işte yönetim alanlarında piyasalarda ekonomi alanlarında bazı stresler huzursuzluklar bunlar tetiklenebilir e, teknolojik anlamda özellikle dijital platformlarda bazı siber saldırılar işte elektrikle ilgili sorunlar arızalar elektronik araç gelişlerde problemler beklenmedik bazı sürpriz Tabii ki doğa olayları da olabilir Bunlar hani piyasalardaki bazı etkilerde olabilir şimdi bunların toplumsal alandaki düzen değiştirici bu etkilerin bireysel hayatlarımıza da az veya çok etkileri olabilir. Sabitler daha fazla etkilendiği için sizde bir kova olduğunuz için etki alanlardan birisiniz aslında. Lütfen kişisel gezegenlerinizi bir gözden geçirin. Bu kare açı 7 derecede oluşacak. 7 derece ve yakınlar işte özellikle 4-10 derece arası çok etkin olabilir. Bu derecelerde gezegenleriniz varsa Evet size yansımaları, bireysel yansımaları biraz daha güçlü olabilir. Ne yapılabilir? Daha sağduyulu, daha sakin olacağız, dürtüsel davranmayacağız, ee, güvenliğe dikkat edeceğiz. Merkür de retro olduğu için lütfen iletişim cihazları, bilgisayarınız, telefonunuz, elektronik araç genişler, otomobiliniz buralara dikkat edelim. Özellikle teknoloji alanında çalışıyorsanız internet üzerinde işlemleriniz varsa bunlar finansla da ilgili olabilir alışverişler de olabilir işte yaptığınız projeler olabilir Bunlar da mümkün olduğunca artık yapab yani elinizden geldiği ölçüde dikkatli olmanız güvenli adımlar atmanız gerekiyor özellikle Çünkü en fazla bu alanlar etki alabilir bu süreç içerisinde baktığımızda 20 Şubat'ta artık Merkür düzelecek biraz daha rahatlıyoruz iletişimle ilgili konularda hareket alanlarında rahatlıyoruz 18 Şubat'ta Güneş balık burcuna geçecek 25 Şubat'ta Venüs balık burcuna geçecek özellikle ayın son haftasında son günlerinde para konuları mali durumunuzla ilgili alanlar aydınlanmaya başlıyor şimdi burada Venüs iyicil bir etki, para alanınıza gelecek. Mart ayının da büyük bölümünde para alanınızda olacak. demek ki ayın son günleri ve özellikle önümüzdeki Mart ayı daha öncesinde yani Ocak, Şubat ayında belki uğraştığınız işler, güçler, projeler, yatırımlar her neyse hani onların parasal dönüşlerinin daha rahat gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü burada bir iyicil etki de var baktığımızda. 27 Şubat'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Ayı dolunayla kapatıyoruz. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok tesirlidir. 10 Mart'a kadar da devam edecektir. 8. ev dolunayı yine finansla ilgili, para konularında özellikle hisseli paralar alanında bu, bu ortaklı bir girişiminiz olabilir. Eşinizle paylaştığınız kaynaklar olabilir. Eşinizden gelen kazançlar, gelirler olabilir. Bir yatırım olabilir. Borçlanma konuları, kredi konuları, miras gibi bir konu olabilir bir tazminat ya da prim beklentisi olabilir. Buralarda bir tamamlanma ve dönüşüm enerjisi veriyor. Ve bu genellikle biraz iyicil bir etki gibi görünüyor. Çünkü Venüs'ün para alanınızda desteği var. Uranüs'ün güzel bir sürprizli açısı var bu dolunaya. Hani beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Daha önceden almış olduğunuz bir mal varlığı ya da bir yatırım bir anda hiç beklemediğiniz değerler kazanabilir. Bir anda beklemediğiniz bir krediyi bulabilirsiniz. Örneğin eşinizin kaynaklarında artışlar olabilir. Yani para alanını iyileştirici, biraz sürprizler de getirebilecek getirebilecek bir dolunay Herkes aynı şekilde etkilenmiyor daha çok toprak burçlarımız ve değişken burçlarımız etkilenebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız siz bir kovasınız ama e, özellikle e, değişken burçlarda Başak balık ikizler yay burçlarında gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri bireysel olarak daha güçlü olabilir Hani bu tesirler tabi ee, olumlu ya da bazen de biraz bazı stresler de getirebilir para alanlarında. Bu değişkenlik gösterebiliyorsunuz. Her şey kişisel haritalarımızdaki gezegenlerle bağlantılı çalışıyor aslında. Ama toprak ve su burçları daha fazla destek alıyor. Yani bu ne demek? Başak, e, oğlak, boğa, işte balık, akrep, yengeç. Bu burçlarda eğer haritanızda iyicil gezegenleriniz varsa kişisel olarak o zaman dolunayla teması daha güçlü olacaktır. 8 derece ve yakınlarındaysa da o zaman bu parayla ilgili bahsettiğimiz olumlu tesirlerin, şanslı etkilerin bireyse olarak daha güçlü olarak gelmesini de bekleyebiliriz sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.